Ahmet Hocam başlayalım isterseniz. Hocalarımızı bekletmeyelim. Ben Evet, hazırım. başlayalım hocam. Evet, değerli hocalarım, kıymetli meslektaşlarım, diş hekimi arkadaşlar, eczacı arkadaşlar, sevgili öğrenciler. Hayat Akademimizin bu akşam konferansına hoş geldiniz. Bugün paradigmayı konuşacağız. Paradigma kelimesini benim ilk ne zaman duyduğumu hatırlamıyorum ama üniversite 3. sınıftayken bilim sanat hakkında bir seminerde işlediğimizi hatırlıyorum. Çok bir şey anlamadığımı da hatırlıyorum. Ve yıllar sonra bugün yine bir paradigma konusuyla karşı karşıyayız. Paradigma nedir? Paradigma değişim süreçlerinde aynı algoritmalar mı olur? Aynı tıkanıklıklar mı olur? Benzer şeyler mi olur? Bunları cevaplayacağız. Daha sonra bu değişim süreçlerindeki çeşitli alanlardaki paradigma değişimlerindeki süreçlerden örnekler sunulacak. Ve bugüne geleceğiz daha sonra. Bugünün çağı değişim çağı. Bu değişim çağında tıpta bir paradigma değişikliği bekleniyor mu? Bu değişiklikleri neler etkileyecek? Bunlar sunulacak. Tüm bunları Hakan Özdemir, Doktor Hakan Özdemir, Anabilim Dalı Başkanımız bizim de aynı zamanda o sunacak. Kendisi tam bir. ...1989 yılında İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. 1996 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce bölümünü bitirdi. Ve aynı yıl TUS'ta Türkiye ikincisi oldu. Cerrahpaşa Tıp Göz Hastalıkları Evet. Anabilim Dalı'nda ihtisasa başladı. 2001 yılına kadar sürdü bu ihtisas ve ihtisas bittikten sonra İstanbul Retina Enstitüsü'ne başladı. O 2015 yılına kadar orada çalıştı. Bu sırada birçok şey üretti. Mesela fotodinamik tedavinin Türkiye'ye getirilmesindeki ekipte yer aldı. Bu tedavinin Yakın Doğu ve Balkanlar'da binden fazla hekime öğretilmesinde, onların eğitiminde yer alan o ekipte yer aldı. 2007 yılında göz hastalıkları doçenti oldu. 2009 yılında yine göz hekimlerinin eğitiminde önemli bir site olan OSD Club sitesinin kuruluşunda ve bunun editörlük görevinde yer aldı. 2015 yılında profesörlük unvanı alıp Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Anabilim Dalı Başkanı. 200'den fazla atkı var, 200'den fazla bilimsel makalesi var yurt dışında. 1700'den fazla yine uluslararası atkı var. Bunun yanı sıra kitapları var. Ulusal kitaplar, dünya çapında önemli olan uluslararası kitapların çeviri editörlükleri var. Yine retina hastalıkları ve tedavilerinde 800'den fazla toplantıda davetli konuşmacı olarak yer aldı. Bir daha bakın. Kendi alanında haricinde çok paramedikal konuda konferanslar verdi. Entelektüel birikiminin ürünleri olan konferanslar. Az sonra da biz bunlardan bir tanesini dinleyeceğiz. Ve bunların dışında da ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayın kurulu üyelikleri, hakemlikleri var. Çok sayıda ilaç firmasına da danışmanlık yapıyor. Hakan Hocam, tanıtmaya çalıştık. Çok Sizin. teşekkür ederim Ahmet Hocam. Çok sağ olun. Değerli hocalarım, Ali İhsan Hocam çok değerlidir benim için. Diğer arkadaşlar, diğer hocalarım, diğer meslektaşlarım ve tüm misafirler. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Ahmet Hocama da çok teşekkür ederim bu toplantıyı organize ettikleri için. Aslında keşke böyle bir konuyu yüz yüze anlatabilseydim size. Çünkü içinde tıp var ama tıp dışı birçok faktör var. Ahmet Hoca'nın dediği gibi de tam günümüzün konusu. Yani değişim süreci yaşıyoruz hocamın dediği gibi. O yüzden inşallah başka bir zamanda daha rahat yüz yüze bunu başka bir konuyu anlatma fırsatım da olur. Ahmet Hocamın dediği gibi paradigma nedir? Paradigma değişimi nedir? Bu süreçler nasıl meydana geliyor? Bunları anlatmaya çalışacağım. Özellikle de tıp özelinde. Şimdi ekran paylaşımı yapmaya çalışayım. Hemen zamanı kaybetmeden, uzatmadan konuya da başlamak istiyorum. Bir de tam ekran yapayım şuradan. Evet. Şimdi bir kez ben 2015'ten beri hatta 2014'te de böyle yavaş yavaş bu konuyu anlatmaya başladım ama
Ağırlıklı olarak paradigmaya ilgim 2015'te başladı. Çok sayıda farklı alanlarda, yalnız tıp alanı değil, farklı alanlarda, farklı disiplinlerde, örneğin biyokimyacılara, fizikçilere bu paradigma süreçlerini nasıl değişir anlatmaya çalıştım ilaç firmalarına. Tabii çünkü her alanın farklı paradigması ve farklı değişim süreçleri var. Ama bu en anlamlı olan konuşmalar bu COVID sonrası ortaya çıktı. Çünkü ben Hakan hocam sesin kapandı. Şimdi aldım. Ben anlamadım nasıl olduğunu. Şimdi aldım hocam. Şurada herhalde evet. Şimdi özellikle pandemi döneminde bu paradigma değişimleri daha ön plana çıkmaya başladı. Çünkü paradigmanın değişebilmesi için genellikle bir tetikleyici faktör gerekiyor. COVID-19 kadar iyi bir tetikleyici faktör de herhalde olmasa gerek bütün global ölçekte. Çünkü paradigmanın değişmesi basit bir değişim değil. Basit bir değişimi zaten yaşıyoruz biz. Ama bu paradigma değişimi son yıllarda her alanda, eczacılık alanında, ilaç firmalarında, tıp alanında içi boşaltılarak kullanıldı. Bunu ne demek istiyorum? Yani bir firma bir molekül buluyor. İşte ne bileyim o normaldeki %5 ise o molekül %10 ise aman Allah'ım paradigma değişti, yeniden oyun değiştirdik gibi böyle çok kuvvetli ifadeler kullanıyorlar. Halbuki gerçek manada bu akşam paradigma değişiminin nasıl kullanılması gerektiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. İşte bunun için modelin krize girmesi gerekiyor. Bu krizi de bir tetikleyen faktör olması gerekiyor. Bu gerçek büyük bir değişikliğin olabilmesi için. Şimdi şöyle yapalım. Konumu 3 başlık altında özetledim. İlk bölümde paradigma değişimi. İkinci bölümde içinde bulunduğumuz zaten şu anda paradigma değişiyor. Değişim döneminin ruhunu. Üçüncü bölümde bizim ağırlıklı olarak uğraştığımız alan olan tıptaki değişim sürecini özetleyeceğim. Bir kez şimdi bu değişim süreci yalnız COVID'den dolayı değil. COVID zaten kapanma yaptı vesaire ama iki tane dünyada çok önemli kendi alanlarında paradigma değişimine yol açan insanlar da bu günümüzdeki döneme benzeyen bir dönemden geçtiler. Bunların birincisi Isaac Newton. Newton bu Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri adlı kitabını yazdığı dönemde Londra'nın büyük veba salgını vardı. 1666 büyük Londra veba salgını vardı ve okullar kapatılmıştı. İnsanlar farklı çiftliklere zengin olanlar ki Newton da zengin bir aileden geliyordu. Burada gördüğünüz o elma başına düştü hikayesinin olduğu çiftliğe gitti. Ve bir izolasyon dönemi yaşadı. Bu izolasyon döneminde az evvel gösterdiğim kitabı yazdı. Bu fiziğin temel paradigmalarından birisidir bu kitap. İkinci ilginç yanı bir başka paradigma değiştiricisi olan Keynes, John Maynard Keynes, ekonomi alanında çok önemli bir bilim adamı, 1929 büyük buhran sonrası Keynesyen teoriyle paradigmayı değiştirdiği kabul ediliyor. Şimdi zaten bizim ekonomik programlarında hep bunu kıyaslayarak görüyoruz. Ne diyorlar? İşte dünya ekonomisi büyük buhrandan beri en sert dalgalanmasını yaşıyor ve hep 1929 büyük buhrana bir atıf var. Bu açıdan da iki farklı alandaki paradigma değişimine yol açan kişiler bu dönemde tekrar onların kulaklarını çınlatacağız. Çünkü Keynesyen teoriyle 1929'daki büyük ekonomik buhrandan dünya çıkabildi. Günümüzde de bunu göstermek gerekiyor. O eski New Deal'ın ki 1929-30'larda çıktı, çok benzeri bir dönüşüm uygulanacağı söyleniyor. Buna da yeşil dönüşüm, yeni yeşil dönüşüm veya yeni yeşil sözleşme gibi çevirebiliriz. Bu açıdan da Ahmet Hocam'ın da dediği gibi aslında dönem değişim dönemi. Artık paradigma ifadeleri o kadar içi boşaltılarak kullanılıyor ki bir otomobil firması yeni bir model üretiyor, oyun değiştirdik diyor.
veya onu kafaya kadar düşmüş vaziyette. İlaç firmalarından da zaten bahsettim. Şimdi paradigma, para ve deyuknunea ifadelerinin birleşimi. Arkası, arkasını göstermek gibi bir anlamı olabilir ama aslında bu anlamı uzun yıllar kullanılmamış. Gramere yönelik teknik bir kavram olarak benzer özellikteki öğeleri oluşturan bir sınıf olarak uzun yıllar 1960'lara kadar kullanılmış. 1962'de Thomas Kuhn adlı bilim adamı gerçek manada, bugünkü anladığımız manada bilimsel manadaki değişim süreci ifade edecek şekilde bu kitapta Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı eserinde paradigma değişiminden bahsediyor. Yalnız bahsetmekle kalmıyor. Bunun formülünü veriyor. Bu sürecin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Hangi şartlardan geçmesi gerektiğini kapsamlı bir şekilde anlatıyor. Özellikle modern dönemlerde yazılmış en önemli bilim felsefesi kitaplarından birisidir bu kitap. Şimdi tanımını yapalım. Bu paradigma nedir? Bir bilim çevresine belli bir süre için bir model sağlayan, evrensel olarak kabul gören bir görüş. Bakın oldukça kuvvetli bir ifade. Bir dönemi kapsıyor çünkü değişebilir. Bir bilim çevresi, örneğin matematik, örneğin tıp, örneğin biyokimya ve de evrensel bir görüş. Oldukça kuvvetli bir ifade. Paradigma kısaca bir modeli, bir kavrayışı ifade ediyor. Yani bir aslında kuramsal çerçeve. Hani böyle ölçülecek, elle tutulacak bir şey değil. Hatta net bir kriterleri de yok. Örneğin ben Keynes'i paradigma değişimcisi olarak adletmeyebilirim. Ama genel kanı onun yaptığı değişiklikler eğer ciddi manada bir rota değişikliği farklı bir seviyeye gidiyorsa o zaman paradigma değişimi olarak kabul edilmesi gerekiyor. Paradigma değişimi de bilim ekolünün temsilcilerinde görülen düşünsel ve davranışsal ortaklığın değişmesi. Bunları örneklerle anlatacağım. Burada biraz zor anlaşılır gibi duruyor. Felsefe konuşmak her zaman sıkıcı ve zordur. Şimdi Thomas Kuhn'un bu kitabından önce bu bilim adamı bilimsel süreçlerin tarihini incelemiş. Ve şunu fark etmiş. Bilim her ne kadar böyle doğrusal yükseliyor gibi gözükse de dönem dönem sıçrayışlar yaptı. Bunu fark etmiş. Yani çizgisel bir seyir takip etmeyen çok daha başka bir eksene, başka bir seviyeye geldiği dönemler var. İşte buna göre Kuhn siklusu dediğimiz paradigma değişim siklusunu ortaya koymuş. Bu paradigma değişim siklusunun 3 tane önemli evresi var. Birincisi normal science dediğimiz normal bilim dönemi. İkincisi konuşmamın başında ifade ettiğim tetikleyici faktörlerin de rol oynadığı kriz dönemi. Yani o model krize giriyor ki yeni bir model bir hatta buna biraz daha iddialı bir ifadeyle revolüsyonu bile kabul etmiyor Kuhn ve Kuhn'un ekibindekiler. Yani devrimsel değişiklikler bile o bilim alanında paradigma değişimine yol açamayabiliyor. Bunun da örneklerini anlatmaya çalışacağım. Şimdi önce normal bilim dönemiyle başlayalım. Olağan bilim dönemi olarak da söyleyebiliriz. Olağan bilim döneminde bilim adamları aynı varsayımları, aynı perspektifleri ve metotları paylaşır. Yeni üretilen bilgi ve malumatın tümü aynı önerme, aynı aksiyon ve varsayımlarla sınırlandırılmıştır. Böylelikle bilim çizgisel bir tarzda ilerler. Bu dönemi yaşayan kişiler bilimin ilerlediğini hisseder ama belki de farkında olmadan hep aynı dönemin yani çevresindeki kişilerin aksiyonlarını, önermelerini kullandıklarını bilirler. Paradigma egemen olduğu olağan bilim dönemi boyunca araştırmayı yönetir. Bilim insanları topluluğunun yöntemlerini, araştırma alanlarını ve çözüm ölçütlerini, burası çok tehlikeli. Bakın çözüm ölçütlerini bile yönetiyor. Yani yeni bir çözüm bile üretemiyorsunuz. Örneğin benim alanımda paradigma diyor ki ya sen retina ile ilgili bir yayın yazacaksan mutlaka OCT'sine bakacaksın. Mutlaka kalınlık ölçeceksin. Mutlaka şunu şunu yapacaksın. Çünkü ben o dergiyi, o yayını o dergiye gönderdiğim zaman zaten hakem işte bu kuramsal çerçeve beni sınırlandırıyor. Ya ben OCT'siz bir yayın yazmak istiyorum. Yazamazsın.
Aslında bu gerçekten çok şey gibi gözükse de, masum bir şey gibi gözükse de, sizin çözüm önerileriniz veya çözüm ölçütleriniz sınırlandırılmış hale geliyor. Ve burada da belirttiğim gibi bilim adamlarının ürettiği kuramsal çerçeveye sıkışabiliyor. Bir süre sonra model krize giriyor. Her model mutlaka zamanla krize giriyor. Bazen 100 yıl, bazen 50 yıl, bazen 20 yıl sürebiliyor. Bu kriz döneminde, yani bunalım döneminde bilim kurallar arasına sıkışmaya başlıyor. Mevcut kural seti ihtiyacı karşılamakta zorlanıyor. Olağan bilimin ürettiği yeni icatlar, burası çok önemli. Olağan bilimin ürettiği yeni icatlar mevcut paradigmayı zorlamaya ve yıkmaya başlıyor. Yani devrime yol açan, bilimsel devrime yol açan şeylerin, enstrümanların en önemlisi o paradigmanın ürettiği, ben onu biraz da kendi çocukları devrim yapıyor gibi anlatıyorum. Örneğin teleskop bulunuyor. Eski paradigmanın ürettiği teleskop bir bakıyorlar farklı şeyler gösteriyor ve yeni bir paradigma ortaya çıkıyor. Örneğin benim kendi alanımda eski paradigmanın ürettiği göz tomografisi cihazı bugün devrim yapabilir bilecek bir niteliğe gelmek üzere geliyor. Burada da özellikle tıpla uğraşan arkadaşların buradaki önemli kelime, bu yeni icat kelimesini lütfen biomarker diye okumanızı istiyorum basit bir şekilde. Tabii bu icatlar farklı olabilir ama biomarker, yani biyo belirteç, günümüzün en önemli paradigma değişmesine yol açan icatlarından birisidir. Konuşmamın ilerleyen bölümünde bu biomarker'ın önemini sizlere vurgulayacağım. Ve devrim dönemi başlıyor. Devrim dönemi sancılarla dolu bir dönem. Bazen yüzyıllar sürüyor. Mevcut paradigmaya ters gelen yenilikler paradigma savunucuları tarafından reddediliyor. Ve eğer onlar üste çıkarsa devrim aşamasında kalıyor. Paradigma değişimi belki de bir başka bahara, bir başka mevsime kalıyor. Yani bu evrede bile paradigma değişimi olmayabiliyor. Şimdi Thomas Kuhn bunları nereden uydurdu? Yani bu kadar matematik denklemini, bu kadar felsefik şeyleri. Çünkü Thomas Kuhn'un yaklaşık bu kitabı yazmadan evvelki, 10 yıl evvelki çalıştığı alan Kopernik. Kopernik Thomas Kuhn'a göre ilk paradigma değişimcisi. Zaten bir evvelki kitabı da Kopernik devrimidir. 1400, yani Rönesans döneminde yaşamış önemli bir Polonyalılarla Almanlar kavga ediyorlar. Kopernik Alman'dı, Kopernik Polonyalıydı diye. Hatta böyle şehirlerini burada gördüğünüz gibi Kopernik heykeli dikiyor. Bir tane Polonya'da var, iki tane Almanya'da var vesaire. Ne yaptı bu adam? Bu adam şunu yaptı. Milattan önce bilmem kaçıncı yıldan beri gelen, 1500'lere 1543'e kadar gelen yer merkezci modeli yıktı. Şimdi yer merkezci model neydi? Yer merkezci modele göre dünya merkezdeydi. Diğer gezegenler ve ay bunun etrafında dönüyordu. Yani yer, yani dünya merkezdeydi. Şimdi çok basit geliyor tabii. Bugün bakınca ne kadar saçma bir şey. Ama bakın bu o dönemi ve bunlar 2000 yıllık bir geçmişten bahsediyorum. Bütün Katolik Kilisesi'nin bütün şeyleri, koyduğu kurallar buna yönelikti. Yani dünyanın merkezde olduğu. Şimdi bunu Kopernik bunu fark etti. Fakat ortaya çıkaramadı biliyor musunuz? Ve bir kitap yazdı. Bu kitabı basamadı. Yıllarca saklı kaldı. Az sonra şu paylaştığım göksel kürelerin dönüşümleri hakkında. Mevcut paradigma öyle kuvvetliydi ki adam korkudan kitabı yazamadı. Bilim tarihinde Kopernik'in adı korkak devrimci diye geçmekte. Artık öleceğine yakın, zaten yaşlanmıştı. Kitabın nüshalarını öğrencileri vasıtasıyla dolaşıma soktu, paylaşmaya başladı. Ve artık ölmesine yakın kitabı komple bir şekilde, çünkü devrim yarattı. Ne dedi? Basit bir şey söyledi. Ne dedi? Dedi ki dünya merkezde değil, güneş merkezde ve gün merkezci model. Özellikle Katolik Kilisesi bunda ciddi bir karşı getirdi. Yani bunlar bütün teorilerini yıktığı için gerçek bir devrim paradigma değişimi yarattı. Kopernik'ten sonra bakın Kopernik'in çizdiği eksenler yanlıştı. Kopernik dedi ki eksenler daireseldir. Yani buradaki yörüngeler daireseldir. Halbuki dairesel değildi. Kepler, ondan 50 yıl sonra gelen Kepler
Dedi ki bunlar dairesel değildir. Bunlar eliptiktir. Bugün kabul ettiğimiz eliptik gezegen modelini ortaya koydu. Ama Kepler paradigmayı değiştiremedi. Burası çok önemli. Kepler, Kopernik'in koyduğu gün merkezci modeli geliştirdi. Ondan sonra gelen Galileo bile aynı modeli devam ettirdi. Newton'a kadar fizik alanı başka bir paradigma görmedi. Yani Brahe'nin yaptığı veya Kepler'in yaptığı veya Galileo'nun yaptığı yenilikler her zaman paradigma anlamına gelmez. Bu nokta çok önemli. Isaac Newton ikinci paradigmayı yarattı fizik alanında. 1687 yılında konuşmamın başında o izolasyon veba döneminde yazdığı doğa felsefesinin matematiksel ilkeleri kitabını hala bizim çocuklarımız ortaokul fizik derslerinde o fiziğin 3 kanunu diye okuyorlar. Ve öyle kuvvetli şeyler ortaya koydu ki sonraki 300 yıl boyunca fizik dünyasına bu görüşler tamamıyla egemen oldu bu kitap. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. 1900'lerin başında Newton fiziğine dayalı paradigma fizik alanında başka bir gelişmenin olacağına ihtimal vermiyordu. Hatta bu alanda en önemli insanlardan bir tanesi Lord Unwin da aldı daha sonra. Lord Kelvin gerçekten iyi bir fizikçidir. Bakın öyle bir cümle kullandı ki birkaç yıl sonra tükürdüğünü acayip bir şekilde yalamak zorunda kaldı. Ne dedi biliyor musunuz? Artık fizikçe yapılacak bir şey kalmamıştır. Bundan sonra fiziğin yapacağı şeyler sadece Newton fiziğinin rötuşudur. Dedikten 5 yıl kadar sonra Albert Einstein görelilik kuramını açıklayarak klasik fizik kuramını yerle bir etti, yeni bir paradigma yarattı. Çünkü o Lord Kelvin'in hakim olduğu dönemde artık paradigma bilim insanlarını körleştirmişti. Yeni bir ölçüt, yeni bir çözüm, yeni bir arayış bulamıyorlardı ve model krize girince ve Newton'un formüllerinin bir kısmı da eski fizikçilerin yani eski paradigmaların temellerinden esinlenilmiştir. Yani özetle paradigma böyle bir küçük bir değişim, yeni ilaç bulmak falan filan değil. Gerçekten bu karikatürün söylediği gibi bir depremsel ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Ben burada fizikten gittim. Kopernik, Newton, Einstein örneğini verdim ama Lavoisier kimya alanında devrim paradigma yaratmıştır. Boyle da öyle. Keynes'in ekonomi alanında yarattığı, yeni koyduğu teoriler çok önemlidir. Keza Madame Curie, Marie Curie de kendi alanında çok önemli paradigma değişmesine yol açmıştır. Evet, şu ana kadar paradigma değişimini bilimsel manada nasıl kullanmamız gerektiğini, neleri, hangi kuralların işlediğini özetledik. Şimdi gelelim dönemimize. Çok güzel bir dönem yaşıyoruz, değişim dönemi. Yanlış anlamayın, değişim dönemi de çok güzel bir dönem derken, yani değişimin açık olduğu, hızlı olduğu bir dönemden geçiyoruz. O anlamda kullandım. Şimdi bu dönemin 5 tane temel özelliği var. Dönemin ruhu demek lazım. Birinci özelliği, daha önce böyle dönemlerde daha önce konuşulamayacak, hatta düşünemeyecek görüşler bile toplumlara empoze edilebilir. Örneğini vereceğim. Bunlar değişimi tetikleyebilir. İkincisi, daha önce önemsenmeyen küçük unsurlar çok önemli hale gelebilir. Yine bunlar devrimsel değişiklikleri tetikleyebilir bilim alanı. Yıllardan beri oturmuş görüşler ya da metotlar kolaylıkla değişime uğrayabilir. Ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar toplumları yaratıcı çözümlere itebilir. Bu çok güzel bir şeydir. Bunlara yıkıcı yaratıcılık da diyoruz. Çünkü o paradigmadan çıkarak başka şeyler düşünmeye başlar. Çünkü ne var? Covid pandemisi var. Bir şey yapman lazım. Sosyal izolasyonu belli bir yere kadar yapabiliyorsun. Ve de burası çok önemli. Bunu zaten bugünlerde yaşıyoruz. Gerçek ve gerçek ötesi çizgi o kadar incelebilir ki doğru bilgiye ulaşmak gerçekten çok önemli hale gelebilir. Şimdi örneklerle bunları kısaca anlatacağım. Birinci örnek, ne dedik? Daha önce konuşulamayacak, hatta düşünülemeyecek bile görüşler olağan hale gelebilir, toplumlara empoze edilebilir. 11 Eylül saldırısı öncesi hiç kimse, yani 10 Eylül'de birisi deseydi ki Amerika'da insanların bütün bilgisayar yazışmaları, cep telefonu yazışmalarının hepsinin kontrol altında alınmasıyla ilgili bir yasa tasarısı ortaya sunulacak. Kimse inanmazdı. 12 Eylül'de, 13 Eylül'de bu yapıldı. Yani bu kulelere
Niçin? Bu şok doktrininde diyoruz, daha önce konuşulamayacak, hatta düşünemeyecek görüşler empoze edildi. Bir başka örneği, COVID-19. İsveç'te şu anda benim bildiğim kadarıyla %20'ye yakın insanın cildinin altında burada gördüğünüz çip takılı. Bu çipler onun datasını oluşturuyor. Biyolojik kimliğini oluşturuyor. İşte biyolojik kimlik geliyor. 20 sene önce sizin cildinizin altında bir çip takılıp orada COVID aşınız bilmem ne her şeyiniz çıkacak deseydik inanabilir miydiniz? Bu dönem özel bir dönem. İkincisi, daha önce önemsenmeyen küçük unsurlar önemli hale gelebilir. Örneğin, ya biz yıllardan beri el yıkamayı biliyoruz. Daha birinci sınıfta tıp fakültesinin birinci, ikinci sınıfında bize öğretilen şeyler. Ama bu kadar küçük bir şeyin bu kadar önemli bir hale geleceği işte bu değişim süreci gösterdi. Daha çarpıcı, maske. İnanın biz ameliyathanede bile doğru dürüst belki maskeyi takmadığımız dönem oluyordu, burnumuzun açık olduğu dönem. Şu an neyi gösterdi bize? Çok farklı bir noktadayız. Bakın benim kendi alanım. Ben hastalara, sarı nokta hastalığı olan hastalara, eczacı arkadaşlar da dinliyor. Vitamin kullanımını ben anlatamıyordum adamlara. Ya bilimsel deliller var. Lütfen vitamininizi alın. %10-15 hastalığınızın seyrini, bunlar iyi gelecek derken benim doktor arkadaşlarım ben vitamin alıyorum diye benimle dalga geçiyorlardı. Şu an hepsi vitamin aldı. Vitamin satışları patladı. Şu anda Türkiye'de vitamin üretmeyen ilaç firması kalmadı. Çok basit gibi görülen şey çok önemli hale gelebiliyor. Yıllardan beri oturmuş görüşler ya da metotlar kolaylıkla değişime açık hale gelebilir. Bunu en iyi tıpta yaşadık, en iyi bilim alanında yaşadık. Şimdi eskiden neydi? Nature'da bir yayın yayınlamak. Impact faktörü çok yüksek. Veya bunun gibi çok önemli dergilerde yayın yayınlamak, yayın kabul ettirmek çok zordu. Çok hızlı hakem süreçlerinden geçerdi. Pandemi döneminde ne oldu? Lancet yayını alıyor pazartesi günü, salı günü yayını basıyor ve de oraya koyuyor. Yayının geliş tarihi 11 Ocak, yayının basılma tarihi 10. Ya sen ne zaman bu yayını hakeme gönderdin? Hakem nasıl bir günde bu yayını değerlendirdi? Niye buraya koyuyorsun? Ne dedik bir daha unutalım? Yıllardan beri oturmuş görüşler ve metotlar. Normalde Lancet'in bir yayını kabul etme süreci en azından 2 ay. Ve bu dönem inanılmaz, tırnak içinde yanlış anlamayın, çöp yayın çıktı. En son gördüm, kellikle COVID arasında bağlantı olan bir yayın okudum. Yani kellerde COVID daha fazla oluyor, daha kötü oluyor. Detayını okuyorum, ya diyorum ki bu yayın nasıl kabul edilmiş? Lancet bile yayınını geri çekmek zorunda kaldı. Bir başka özelliği, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar toplumları yaratıcı çözüm arayışına, ki buna yıkıcı yaratıcılık da diyoruz, burası yaratıcılığı arttırarak yeni paradigmalara yol açabilir. İşte şişe cam firması, yabancı değiliz dost meclisi, firmanın ismini söyleyeyim. Ne yaptı? Antimikrobiyal ve blok teknolojisi geliştirdi. Dedi ki benim yeni ürettiğim cam virüs ve bakterilere karşı çok iyi. Yani o suda virüs varsa bile oraya yapışmıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Finlandiya, bakın bunu araştırın, girin. Çok önemli sitelerde bununla ilgili bilgiler alıyorsunuz. 2020'nin sonunda Finlandiya bu eroin koklayan köpeklerle bir çalışma yaptı. Bir baktılar bu köpekler COVID-19'lu hastaların telini kokladıkları zaman %90'a yakın COVID-19 olduğunu bulabiliyor. Ve bu köpekleri havalimanlarında kullandı Finlandiya, biliyor musunuz, testler yargınlaşmadan. %90 veri verdiler. Finlandiya gibi kaliteli verinin olduğu bir ülke. Şimdi kimin aklına gelir köpeği COVID testinde kullanmak? Bu dönem yaratıcı çözümler dönemi. Gerçek ve gerçek ötesi çizgi o kadar ince bir hale gelebilir ki şu anda zaten gerçekle gerçek ötesi dönemin ne kadar inceldiğini, yani size birileri söylese sokağa çıktığınız zaman sokaklar bomboş olacak veya işte ne bileyim tuhaf tuhaf böyle bir takım paylaşımlar yapılacak. Bunu yine biz en iyi tıpta yaşadık. Gerçekle gerçek ötesi ağrısı gittik geldik. Mart 20'de 2020'de yani bu pandeminin ilk koptuğu dönemlerde son dakika koronavirüs tedavisi bulunduğu hidroksiklorokin, klorokin dünyayı tekrar kurtaracak. Başarısı %90 Mart ayında. Ondan sonra dünyanın en büyük devletinin başkanı
hidroksiklorokin kullanıyordum. Arkasında FDA başkanı vardı. Banttan seyrettim. FDA başkanı arkada oturuyor. Trump bu açıklamayı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri COVID ile mücadelede bu ilaçları kullanıyor. Hangi ay? Nisan ayı. Ondan sonra bir ay sonra FDA tekzip niteliğinde bir yayın yayınladı. Bir broşür yayınladı. Dedi ki FDA Trump'ın gündeme getirdiği sıtma ilacı konusunda aynı fikirde değil, uyarıyoruz. Sonra ilaç tartışmalı ilaç oldu Mart ayında. 40 binden fazla sağlık çalışanına denenecek dendi. Mayıs ayının devamında ölüm riskini arttırıyor diye çıktı. Sonra Dünya Sağlık Örgütü aynı ayda işte bu ilacın denemelerini durdurdu. Ya gidip geldik. Gerçek hangisi? Bir sürü bilgi var. Lancet, Fransız grubunun yayınladığı çok iyi gelen sonuçları tekzip ederek, özür dileyerek makaleyi geri çekti. Klorokinle ilgili PubMed'e girdiğiniz zaman, yayınlara baktığınız zaman ki bu molekül çok eski bir molekül. 1950'lerde hatta yani molekül halinde sentetik olarak üretim tarihi 1940-50. Geçmişe giderseniz 1400'lü yıllardan başlayan kinin hepimiz biliriz. Kına ağacının ürünü. Sıtmada tamam. Çok önemli bir tedavi. Bir dakikaya gidebilir miyim 10 saniye? Tabii. Şu merkezde bir şey var, onunla alakalı uyarılar geliyor da. Ben bunu de görüyordum Ahmet Hocam da, ben bilemiyordum. Benden kaynaklanıyor mu? Sinsem mi diye şey yapamadım. Buradan da bakmaya çalıştım ama kaldıramadım. Şöyle yapsam, burada hala var. Bunu çekemiyorum. Şimdi gitti mi? Gitti galiba gitti. Ahmet Hocam. Gitti şu an. Tamam. Çok özür dilerim, kusura bakmayın. Şu an klorokinle ilgili yayınlara baktığımız zaman yani yıllardan beri 1940'lı yıllardan beri gelen yayınların neredeyse 5-10 katı kadar 2020 yılında yayın çıktığını görebiliyorsunuz. Yani bunların ne kadar bir kısmının şüpheli olduğunu düşünmek gerekiyor. Şimdi bu 5 maddeyle ben bu değişim sürecinin ana özelliklerini tıp ölçeğinde sizlere anlatmaya çalıştım. Tabii bunu siz her alana yorumlayabilirsiniz. Bu dönem bazı alanlarda paradigma değişiminin önünü açabilir. Örneğin tıp alanı, örneğin kimya alanı. Bu hangi alanda değişime yol açacağını 2-3 tane şey belirleyecektir. O modelin, o sektörün veya o alanın krizde olup olmadığı bir. İkincisi de yine kuna atıfta bulunarak o alandaki değişimlerin ne kadar kuvvetli geldiği. Bunu ekonomi alanında da konuşabiliriz. Bugün enflasyonun arttığı bir dönem yaşıyoruz ve merkantilist rejimlerin, ki bunlar 1600'lerdeki rejimlerde, ekonomist rejimlerde gelebileceği konuşuluyor. Tabii bu her alanın ayrı konusu. Şimdi biz kendi alanımıza, tıp alanına girelim. Tıptaki değişim süreci, mevcut durum nedir? Ben bu dönemi kategorizasyon dönemi olarak tarif ediyorum. İçinde bulunduğumuz paradigmayı, tıptaki paradigmayı. Bu tamamıyla benim bulduğum, büyük ihtimalle yanlıştır, bilemiyorum, çok daha değerli bilim insanları var, çok daha iyi hocalarım var bu konuya yorum getirecek. Ama bu kategorizasyon dönemi ismini nereden koydum? Çünkü kategorilere göre tıp gidiyor. Onu şimdi anlatacağım. Biraz geçmişe gidelim. Ama ben mevcut paradigmanın son dönemlerini yaşadığımızı düşünüyorum. Yani kategorizasyon döneminin yavaş yavaş bittiğini düşünüyorum, bitmeye başladığını düşünüyorum. Bir geçmişe gidelim de tıpta hangi paradigmalar vardı bir onu görelim. Tıpta zaten ilk başta paradigma koyucu kişiyi Hipokrat olarak kabul ediyoruz. Bu Kos Adası, İskanköy doğumlu bir kişi, bir hekim, ilk hekim diyelim. M.Ö. 460'da yaşamış. Şimdi burada Hipokrat elinde bulunan şey ne? Gözlem var. Gözlüyor. Ne yapıyor? Diyor ki işte adamın idrarındaki kokuya bakıyor. Renge bakıyor. Yani gözlem var. Bir de mantığı var. Mantığıyla ve gözleme dayalı bir tanısal yaklaşım getirmiş. Başka bir şey yok elinde zaten. Bu paradigma milattan önce 460'tan milattan sonra 130'a kadar devam etmiş. Galen'e kadar devam etmiş. Burada çok önemli hekimler var. Mesela Solanus okulu, İtalyan okulu çok büyük işler yapmıştır. Ama Hipokrat'ın okuluna, Hipokrat'ın koyduğu paradigmanın devamını getirmiştir. Ama Galen farklı bir şey yapmıştır. Bu arada Galen de bizim Bergamalı. Bu Bergamalı zaten bilenler vardır. Milattan sonra, şimdi Galen'in bir özelliği var. Hipokrat hep adada bulunmuş. Yani hayatı hemen hemen o Ege'de geçmiş. Galen öyle değil. Galen imparatorların, Roma imparatorlarının hekimi. Gezmiş,
Hep bütün imparatorlukları gezmiş, görmüş. Bir özelliği daha var. Galen'in bir özelliği daha var. Roma dönemi ve de gladyatör savaşlarının, gladyatör dövüşlerinin yaygın olduğu bir dönem çok fazla fizyolojik inceleme yapma fırsatı bulmuş. Önüne vermişler 20 yaşındaki bir tane ölü gladyatör. Kesmiş, biçmiş, fizyolojiyi yaratmış. Ve şunu fark etmiş. Normali bilmek, hastalığı bilmek kadar önemlidir. Bakın çok farklı bir level'a geçtik. Hipokrat ve ondan sonrakindeki doktorların hepsi hastalıkla uğraşmış. Kimse ya ben bir normale bakayım dememiş. Çünkü ona gelen sağlıklı bir fizyolojik bir gladyatör gelmemiş. Ve fizyolojinin çıktığını görüyoruz. Ve normali bilmek, hastalığı bilmek kadar önemlidir konsepti. İşte bu nokta çok önemli değerli meslektaşlarım, değerli arkadaşlarım. Özellikle bunun üzerinde duruyorum ki niçin hani paradigma tanımını buradan yapmak lazım. Başka bir seviye. Galen'den sonra işte çok değerli İbn Sina gibi bir efsane, El Razi gibi bir efsane ama bunlar yeni paradigma yaratamamış. Hatta birçok kişi Von Wessel yani Vesalius'un, o da Rönesans dönemi hekimlerindendir. Anatomi alanında bu anatomi atlası hani Sobato atlasını alın koyun. Baya baya Sobato atlasını yazmış adam 1400-1500'lerde. Çünkü çok fazla şey çalışmış, kadavra çalışmış. Ama aynı paradigma devam ediyor. O da normali bilmek, hastalıkları bilmek kadar önemlidir demiş. Yani bence bazı kişiler yeni paradigma koyucusu olarak sayıyorlar ama bence Vesalius mevcut paradigmanın devamını getirmiştir. Ondan sonra kişisel şeylerden çok daha çok okullar geliyor. Harvey dönemi geliyor. Bir ilginç bir dönem başlıyor. Tıp yavaş yavaş teknolojiye girmeye başlıyor. Bu slaytta gördüğünüz bilim adamlarının hepsi bir görüntüleme yöntemini, görüntüleme sisteminin mucididir. Veya bir devrimsel bir şey getirmiştir. Şunlar, bu slayttakiler, örneğin Canon, örneğin Helmholtz oftalmoskopu mucididir. Ve yavaş yavaş hastalıklar çok daha kolay teşhis edilebilir hale, yani kodlanabilir hale, yani kategorize edilebilir hale gelmeye başlamıştır. İşte bu yüzden kategori dönemi başlıyor. Hatta bu dönemin bir dönemi vardır ki, bir furyası vardır ki alt dönemi isimle hastalık ismi konmuştur. Edison bir adamdır, Whipple bir adamdır, Behçet bizden çıkan bir doktordur. Harada ve kendi isimleriyle bakın hep kategori, kodlama ve tıpta kategorizasyon dönemi zirveye ulaşmıştır. Şimdi bu dönemin çok güzel, tabii ki kodlayacağız, tabii ki isimlendireceğiz ama öyle büyük gruplar var ki diabetes mellitus veya lösemi, bu büyük gruplar bazı sorunlar ortaya çıkarmıştır. İskemik kalp hastalıkları. 16. yüzyılda Jenner'in veya 18. yüzyılda 1800'lerde Lister'in çok önemli tıbba kattığı şeyler var. Örneğin aşılama gelmiş. Örneğin antisepti, asepti anlayışı gelmiş. Örneğin Fildes sayesinde halk sağlığı konsepti gelmiş. Ama bunlara rağmen hiçbir zaman ana paradigma, yani bu kategorizasyon dönemi değişmemiş. Hatta yeni gelen şey kategorizasyon dönemini kuvvetlendirmiştir. Lütfen buraya dikkat. Bu kategorizasyon döneminden ben ne kastediyorum? Şimdi normalde bir hasta var ki ana burada olan şey hastadır. Bir hastalık var, işte bu kategori, bir de tedavi var. Şimdi bu üçleme, bu triyat maalesef günümüzde iki hale geldi. Artık hasta yavaş yavaş önemini kaybetti. Örneğin bugün gelen, bana muayeneye gelen Leyla teyze, 85 yaşındaki diyabet hastası Leyla teyze benim için bir diyabetik makul ödemi. Veya bugün üroloji arkadaşının gördüğü, üroloji hekiminin gördüğü bir prostat, Mehmet Bey'in prostatı değil. Bir prostat, binen prostat veya prostat kanseri. Bunun önemi ne? Ya biz o kadar detaya inebilir miyiz? İnebiliriz. Bakın ne oldu? Tabii bu kadar büyük gruplar oluşunca bizim bazı çözümler üretmemiz gerekiyor. Bazı algoritmalar koymamız gerekiyor. İşte diyabet diagnostik algoritması, yani diagnostik kriteri. Şizofreni diagnostik kriteri. Yani bunların bazıları gerçekten komik. İşte bakın, bu varsa 1, 2, 3 varsa 4 yoksa olmaz. Bu konuda en yaratıcılar, bilmiyorum grupta var mı? Umarım yoktur. Hani onları da şey yapmak istemem ama en yaratıcılar bu konuda şeyler. Romatologlar.
İşte majör kriterlerden 1-2-3 varsa, minör kriterlerden de 1-2 tane varsa, 3 tane varsa, hatta bunun hesap makinesini ürettiler. Bakın şaka yapmıyorum. Behçet hastalığı hesap makinesi var. Yani siz kriterleri giriyorsunuz. Orada bir matematiksel, o kadar da kolay değil. Google'da hesap makinesi var. Bir rakam çıkıyor. Hani neredeyse hastaya diyeceksiniz ki kusura bakmayın bir puanla, yani romatizmanız az olduğu için bu sene de Behçet'i kaybettiniz. Seneye Behçet inşallah. Seneye gelin. Bunlar çarpıcı şeyler. Tedavide algoritmalar olur da diagnozda tedavide olmaz mı? İşte bakın Diabetic Management Guideline. Bunlar da böyle bir yılda bir tekzip ediliyor. 2 yılda bir değişiyor. Diyabetle ilgili ben en son 2019'da 25 tane guideline gördüm. 2019'da çıkan 25 tane. Bu nefropati guideline'ı, bu ayak, diyabetik ayak guideline'ı, bu da benim alanım diyabetik retinopati. Bunların da başına böyle güzel bir şey koyuyorlar. Evidence based. Kanıta dayalı. Yani elimizde kanıtlara göre biz bunu yapıyoruz. Doğru söylüyorlar. Harika. Evidence based bence %70'i kapsamak demek. Bunu bile bile çevirmedim. Bakın bir istatistiksel bir yaklaşım. Buradaki amaç ne? Büyük sayıların kurallarını o değiştirerek veya kurallar getirerek diyelim, istatistiksel olarak anlamlı bir konklüzyona varma yöntemi. Niçin %70'i kapsamak diyorum? Çünkü evidence based, yani kanıta dayalı tıp %30'u ignore ediyor, önemsemiyor. Biz büyük gruba görelim, küçük grup çok da önemli değil. Şu anki model şöyle işliyor, kategorizasyon dönemi. Hasta geliyor, bizim ilk yapmamız gereken şey teşhis et. Ondan sonra diyabetik retinopati tedaviyi seç. Olmadı tedaviyi değiştirelim. Bakın biz bunu çok sık yapıyoruz. Göz iğneleri şu an çok yaygın, herkes bilirler. Bu olmadı diyoruz, ötekine geçelim. Olmadı, bu da olmadı, ötekine geçelim. Çünkü 4-5 tane tedavi alternatifimiz var. Bunun zararı ne? %60'ın üzerinde ilaç etkisiz kalmakta, kısmi etki oluşmakta. Amerika'nın dataları bilmiyorum ne kadar doğru. Amerika'dan gelen dataları hep şüpheci de bakmak lazım aslında. 100 binden fazla ölümün bu hata zincirinden oluştuğunu söylüyor. 2 milyon gereksiz hospitalizasyondan bahsediyoruz. Ciddi bir maddi hasardan, maddi kayıptan, yanlış tedavileri defalarca deneyerek. Halbuki bizim elimizde şu model var. Biz risk analizi ve tarama yaparak kişisel prognoz tayini yapabiliriz ve buna göre takip belirleyerek kişisel tedavileri uygulayabiliriz. Bakın örneklerle bunu açıklayacağım. Burada biomarker, işte biomarker, biyobelirteç devreye girecek. Genç arkadaşlar, kariyer yapmak isteyen arkadaşlar, bilimsel olarak yeni şeyler bulmak, göstermek isteyen arkadaşlar, kendi alanlarınızda lütfen biyobelirteçlere yatırım yapın. Bu biyobelirteçler bir görüntüleme yöntemi de olabilir. Bir damla kan, laboratuvar kanı da olabilir. Bir genetik analiz de olabilir. Örneğin bu gen eğer varsa siz %85 ihtimalle 70 yaşından sonra Alzheimer olacaksınız. %90'lara yakın, 90 yaşına bulursanız Alzheimer olacağınız kesin. Şu anda 25 yaşındaki bir arkadaş bile bunu yapabilir. Ne kadar kuvvetli bir teşhis biyobelirteci. Bu Angelina Jolie'yi tanıyorsunuz. Teyzesinde meme kanseri olduğu için kendi de bu BRCA geni baktırdı. Ve dünyanın en güzel bayanlarından birisi olan Angelina Jolie hiçbir lezyon olmadığı halde mastektomi yaptırdı. Ve Time dergisine bu şekilde kapak oldu. Buna da Angelina etkisi diye kapak attı. Ve o geni üreten %80 falan, yani o gen varsa %80 kanser olacaksınız. Ve o geni üreten firma bir anda böyle %40 2 hafta içerisinde hisseleri tavan yaptı. Çok iddialı ama inanmıyorum bunlara, ama bazı genler ne zaman ölme ihtimali olduğunuzu telomer boyuna göre, telomerleriniz kısaldıkça bunu merak edenler de bakabilirler. Bu kadar iddialı şeyler iddia edenler var. Biz de çalışma yaptık Ahmet Hocam'la birlikte. Çok çalışıyoruz Ali İhsan Hocam. Yani Bezmi Alem, çok sağ olun. Yani burada ben özellikle size teşekkür etmek istiyorum. Siz her zaman bize destek oldunuz. Her zaman bilime destek oldunuz. Yani bunu samimi olarak, hani spontan söylüyorum bunları. Çok güzel bir çalışma yaptık Ahmet Hocam'ın başkanlığında, önderliğinde. İskandinav güzel bir dergide kabul oldu. Ne yaptık hocam?
Bakın yaşa bağlı makula dejenerasyonu hastalarından bir damla kanla 3 tane circulating yani kandaki dolaşımdaki mikro RNA'lara baktık. Ve bunların bir tanesi oldukça anlamlı. Keşke bunun tedavi ayağını yapsak. Bu o kadar önemli bir şey ki eğer biz bir damla kanla hangi ilacın verileceğini eğer bulabilirsek o zaman inanın o deminden beri anlattığım belki de sırf oftalmoloji alanında milyon dolarlık bir kazanç sağlayabileceğiz kendi ülkemize, dünyaya. Teşhiste biyomarker olur da tedavide biyomarker olmaz mı? İşte ODTÜ'lü genç arkadaşlar ne yaptılar? Kanser tedavisinde çığır açan bir yaklaşım getirdiler. Bir damla kanla hangi ajanın kemoterapiye iyi geleceğini yani hangi kemoterapinin o kişide daha uygun olduğunu gösterdiler. Şu anda bir prostat kanserinde belki de 4 tane ajan var. Meme kanserinde belki de 6 tane ajan var. Bunlar işte biomarker dönemi bu eski paradigmanın yarattığı dönem yeni paradigma yapacak. Ve bu model yaklaşıyor, bu model geliyor. Bakın ben pratikte bir örnek vereyim. Şu benim alanımdan diyabetik makula ödemi hastanın ben makula ödemini günlük bakabiliyorum. Hatta saatlik bakabiliyorum. Ve bu çok kolay bir yöntem. Hasta oturuyor 10 saniye 15 saniye gözünün filmini hiçbir radyasyon şubu olmadan çekebiliyorum. Ama mevcut paradigma öyle beni sıkıştırıyor ki bir sürü protokol yapıldı. Bu konuyla ilgili bir sürü çalışma yapıldı. Mevcut paradigmanın çalışmaları ve inanın bu çalışmaların hiçbirinde Ahmet Hocam da gayet iyi bilir. Buradaki ölçümler inanın seröz makula dekolmanı diyoruz biz buna yapılmadı. Niye? Kolaylaştıralım, zorlaştırmayalım. Ya bunu ölçmek zor mu? Oralara girmeyin. Bana uzaktan gelen international bir çalışmada bizim hastanemize bu çalışmanın bir ayağı olmayı teklif ettiler. Ben Amerika'daki merkeze dedim ki ben ölçümleri şuradan mı yapacağım, buradan mı yapacağım? Dediler ki hocam onlarla uğraşma. Genel ölçüm yap, bunlara girme. Mevcut paradigmaya ters gelen yenilikler eski paradigma savunucuları tarafından reddedilir. Tıpkı Kepler'in yıllarca kitabını basamaması gibi. Hocam peki bu model nasıl işleyecek? Yani sen Ayşe teyzenin diyabetik retinopatini, Mehmet amcanın prostatını nasıl mı? Yani bu kadar mümkün mü? Mümkün arkadaşlar, mümkün. Çünkü inanılmaz derecede yoğun datayı işleyebilecek bir kapasitemiz var. Bu sıfırlarla birlerle gelen dünya, bu denli büyük dalgayı bizler analiz edemeyiz. Ama bunu analiz edecek makinelerimiz var. Çok da haz etmem ama Ekonomist dergisinin 2020 son sayısının kapağında burada 2021 yılında yani 2020'nin sonuydu bu. Özür dilerim 2019'un sonuydu. 2020 yılındaki önemli olayları böyle bizim görme keskinliği, göz doktorlarının kullandığı sinirlen eşeli dediğimiz o harfleri okuttuğumuz şeye benzeterek yazdılar. Ben de ilginç bir şekilde 2019'un Aralık ayındaki son konuşmamda bu tabloyu gösterdim. Yapay zeka konuşması yapıyordum. Bakın burada demişler ki birinci olarak 2020 yılında dünyayı etkileyecek en önemli şey Trump. İkinci olay Brexit. Üçüncü olay yapay zeka, artificial intelligence. Ama merak eden arkadaşlar burada Covid çıkıyor mu? Çıkıyor valla. Ama böyle tek sıra halinde çıkmıyor da CO birleştirdiğiniz zaman Covid'i bile görebiliyorsunuz. Bilmiyorum o ayrı bir konu. Yapay zeka ayrı bir dalga. Bu ayrı bir konu. Bu derin öğrenme değil veya makine öğrenmesi değil. Farklı bir seviyeye geldik. Burada yapay zekadan bahsederken bunun detaylarına giremeyeceğim ama end-to-end learning dediğimiz bir süreçtir. Burada makineye öğrenmeyi öğretiyoruz. Yani makine kendisi öğreniyor. Sizin verdiğiniz makineye dahil ettiğiniz bilgilerle sınırlı değil. Bir otonomiden bahsediyoruz. Ciddi bir şekilde bunlar da geliyor. Örneğin benim alanım da yapay zekanın en sık kullanıldığı alanlardan birisi. Dermatologlarla beraber birinci dalgadayız maalesef. Örneğin bakın çok basit bir makineyle %90'ların üstünde teşhis koyabiliyorsunuz. Diyabetik retinopati bırakın teşhis koymayı. Burada gördüğünüz bir takım biomarkerların önemini yani diyabetik hastanın küçük bir lezyonu bile örneğin şurada vitromaküler traksiyon veya epiretinal membran varlığı bile makine tarafından analiz edilerek işte burada tam Mehmet amcanın diyabetik makula ödemi bizim karşımıza geliyor. Bu konu çok önemli. Bu yayını sizlerle paylaşmak istiyorum. Oftalmoloji dışındaki
hekim arkadaşlarım veya başka alanlardaki hekim arkadaşlarım da kendi alanlarında böyle yayınlar ararlarsa bulurlar. En önemli bizim oftalmoloji alanındaki en önemli dergiler, en yüksek impact faktörü olan dergiler bir araya geldi, bir editorial yayınladılar. Dediler ki, oftalmolojistlere bir guideline veriyorum. Bu guideline'da yapay zeka çalışmalarının değerlendirilmesini bize verdiler. Biz de hakemlik yapıyoruz. Hele yapay zeka hakemlikleri inanılmaz derecede zor. Yani yapay zekanın nasıl geldiğini ve bu yayınları doğru dürüst değerlendirme açısından bir editorial yayınlandı oftalmolojide. Bu da bilimsel olarak bu dataların ne kadar geldiğini bize gösteriyor. Ahmet Hocam, son slaytlarım uzadıysa kusura bakmayın. Zamanı kontrol edemedim. Önümde bir şey yok. Çok güzel gidiyor. Geliyor. Kişiselleştirilmiş tıp geliyor. Ve tekrar hasta ön plana çıkmaya başladı bile. Örneğin Ali İhsan Hocam çok iyi bilir. Artık olgularla gidiyoruz. Biz kongre yapıyoruz. Kongrenin başlığı olgularla retina hastalıkları. Öğretirken sizin kurduğunuz laboratuvar ne? Kişiselleştirilmiş tıba doğru gidiyoruz. Yani bunu detaylı baktığınız zaman bu dönemi zaten yaşadığımızı görüyoruz ve yapay zeka gibi teknolojiler sayesinde bu dönem hızlı bir şekilde alanlara girecek. En basitinden şu kapanma dönemi bile, yani buna telemedicine, teletıp diyebiliriz. Teletıp uygulamaları bile ne kadar hayatımıza girdi. Ahmet Hocam, söz sizde. Çok teşekkür ederim. Chat üzerinden bir tane soru var şu an. Önce onu yönelteyim. Daha sonra sorusu olan varsa mikrofonu kendisi açarak soruları yönelsin. Ayşe Güney sormuş. Öncelikle teşekkür ederiz. Önce onu söyleyeyim. Çok güzel bir sunum oldu. Ayşe Güney de aynı şekilde söylemiş. O da teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler verdiniz demiş. Teşhisteki biomarkerler hekimleri etik ve ahlaki yönden nasıl etkileyecek? Angelina örneğinden hareketle düşünürsek, BRCA geni tespit edilen kadınlar, Angelina gibi hiç şikayeti olmadan mastektomi yaptırsın mı diye bir hüküm sorusu sormuş ama buradan hareketle neler söylersiniz? Çok önemli bir soru. Çünkü yeni regülasyonların hızla gelmesi lazım. Yani burada ben hani bilgim bazında, tıbbi bilgim bazında bir meme kanseriyle ilgili bir yorumda bulunmamın yanlış olacağını takdir edersiniz. Ama güzel soru vesilesiyle şunu söyleyeyim. Burada biomarkerların güçlerinin ve pratik hayatta ne kadar kullanıma girmesi gerektiğinin özellikle medikolegal açıdan bazı sorunlar ciddi manada çıkıyor. Zaten çıkmaya başladı. Daha da çıkacak. Hele teletıp bangır bangır geliyor. Bu teletıpla ilgili yasal düzenlemelerin de hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Öyle komik şeyler var ki Ahmet Hocam, Migros'un bu bir şey uygulamalarının birisinde arkadaşlar paylaştı. Teletıp konuşmaları da yapıyordum. Patlıcanın yanında doktor muayenesi var. Yani şey uygulamada teletıp psikiyatri muayenesi saati 360 lira yanında patlıcanın kilosu. Yani bildiğimiz o uygulamalar bu vaziyete geldi. Ama bunların kesinlikle yasal düzenlemelerin özellikle hekimliği koruyucu yasal düzenlemelerin tabii etik çerçevesi de çok önemli. Bir an evvel yapılması gerekiyor. Evet, iki tane teşekkür var. Köksüz'den ve CodeMix isimli kullanıcıdan. İhsan Hocam, Ali İhsan Hocam bir şey söyleyecek galiba. Teşekkür ediyorum. Şimdi İhsan Hocam'a dinliyoruz. Hakan Hocam, teşekkür ediyorum. Çok zevkle dinledim. Şimdi tabii bu söylediğiniz o kategorizasyon şeyinde kılavuz çağında endüstrinin payı, endüstrinin etkisi oldukça fazladır diye düşünüyorum. Siz de herhalde farklı düşünmüyorsunuzdur. Ben şunu soracağım. Şimdi bu karmaşık ve kombine sistemler, karmaşıklık teorileri var bilirsiniz. Yani bu doğrusal şeylerde ne kadar artifisyel zeka gündeme gelse de bu karmaşık sistemlerde doğrusal bir şey yok. Yani her ajan kendi hem bağımsız hem diğer ajanlarla etkileşim içerisinde çalışıyor. Yani sonuçta küçük bir etkiyle büyük bir sonuç veya büyük bir etkiyle çok az bir sonuç da alabilirsiniz.
insanın olduğu yerde, insan şeyin olduğu yerde doğrusal bir ilişki mümkün değil. Karmaşıklık sistemiyle ilgili ne dersiniz? Bu konuda bir görüşünüz nasıl olur? Çok haklısınız hocam. Önce ilk bölüme gireyim. Ben de zaten kendi kliniğimizden örnek verirken endüstrinin ne kadar etkilediğini örneklemeye çalıştım. Bir uluslararası çalışma, bir firmanın sponsor olduğu uluslararası bir çalışmada bize söylenen şey, ya hani şuradaki ölçümü de yapsak acaba daha farklı bir sonuç çıkarır mıyız dediğimiz zaman, mümkün olduğu kadar basite indirgeyip o hap bilgiyle o ilacın kullanımına gitmek için, yani onu da hekime algoritmalarla empoze ederek göstermek için oradaki seroz makula dekolmanı ölçümlerine karışmayın dediler. Biz girmedik o tasarıma ama bu eski paradigmayı yönetenlerin de sizin de dediğiniz gibi önemli bir ayağı endüstridir. Çok haklısınız hocam. İkinci konu çok doğru bir nokta. Ben insan faktörünün olduğu alanlarda hiçbir zaman insanın ortadan kaybolacağını, yani bu sistemi regüle eden, yöneten, tedavi yapan sistemlerin ortadan kaybolacağını hiçbir zaman %100 inanmıyorum. Örneğin bunun canlı örneğini biz 2008 ekonomik krizinde gördük. Algoritmalar bize şunu gösterdi, hayatta bir kriz olmaz. Ama ekonomi yani iktisadi bir alan dediğiniz alan insan faktörüdür. Sizin dediğiniz gibi belki de burada 100 tane insanın hareketi büyük bir şeye yol açabilir, çağlayana veya büyük bir çığa yol açabilir. O yüzden bu doğrusal ilerleme, aynı size katılıyorum hocam, 2008 ekonomik krizi patladı. Bu yüzden o modeller her zaman kesinlikle çalışmaz. İnsan faktörü her zaman duracaktır. Ama hocam yavaş yavaş meslekler ölmeye de başlıyor. Örneğin eskiden bilet satıcısı diye bir meslek vardı. Yani bir futbol maçına giderken, ben Beşiktaş'ın maçına giderken çok gidip de maç öncesi kuyruklara gidip hocam iki gün evvelden kuyruk... Şimdi öyle bir şey yok. Yani o meslek gitti. Hani bazı insanlar, biz yapay zeka konuşurken hocam çok iddialı ifadeler var. İşte meslekler ölecek. Hani örnekleri. Bunu yaşıyoruz. Bunu da yatsımamak gerekiyor. Bazı teşekkürler var. Sonra da sorular var. Afyon'dan Mustafa Doğan tanırsınız. Onun teşekkür ederim. İyi akşamlar Mustafa hocam. İyi akşamlar hocam. Çok teşekkürler. Çok güzel ben bir sunum. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Tıbbi etik Ahmet Özdenç hocam diyor ki, kişiselleştirilmiş tıp hastanın kişiselleştirilmesini mi, hastanın kişiselleştirilmesi midir? İnsan unsuru hastalıktan bağımsız nasıl dahil edilebilir? Kişiselleştirilmiş tıp, hastalığın kişiselleştirilmesi mi, hastanın kişiselleştirilmesi midir? İnsan unsuru hastalıktan bağımsız nasıl dahil edilebilir? Ahmet hocam, burada galiba tırnak işaretleri var ama onu da tam yakalayamadım. Çok felsefik bir soru. Şöyle evet, cevaplayayım. Çok güzel bir soru. Yani burada mümkün olduğu kadar anlatmaya çalıştığım, biz burada çok önemli cerrahlar, çok önemli hekimler var. Bilirler, aynı cerrahiyi bir hastaya yapıyorsunuz veya aynı ilacı, ötekinde çok farklı bir sonuç alıyorsunuz. Bunda çok farklı bir sonuç alabiliyorsunuz. Hatta bizde şöyledir hocam, iki gözün katarak ameliyatını yaparsınız birer hafta arayla. Hasta der ki birinci ameliyatın çok iyi geçti. Aynısını ötekine yaparsınız. Hasta der ki hocam onda rahat değilim. Hocamın da dediği gibi, yani burada kişisel faktörler o anda o kadar farklılık gösterebilir ki, mümkün olduğu kadar bunlara inmek, yani insanı insan gibi görmek, buna yaklaşım getirmek benim anlatmaya çalıştığım. Medeniyet Üniversitesi'nden Handan Ankaralı Hoca, Profesör Doktor. Hakan Hocam, çok çok değerli sunumunuz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun Handan. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi ana bilim dalında biyoloji ve veri bilimi adlı tezli yüksek lisans programımız mevcuttur. Sizin önem verdiğiniz konularda öğrenci yetiştirmeye gayret ediyoruz ve gençlerimizi programımıza bekleriz. Demiş, buradan şey yapmış. İlker İnanç. Ondan çok mutluluk duyarız hocam. Sonra Ahmet Hocam'la beraber bağlantıya geçeriz.
Çok, çünkü biz de bilgiyi çok merak ediyoruz. Öğrenmek ve birilerine fayda etmek çok önemli bizim için. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Ahmet hocam, siz vesile olursanız neler yapabiliriz? Nasıl faydamız dokunur onların veya bizim onlara? Onları konuşalım beraber. Çok sağ olun. Cerrahpaşa Enfeksiyon Hastalıklarından İlker İnanç Balkan Hocam'ın da teşekkürleri var. Burada bir soru var. Volkan Kara. Hakan Hocam, çok teşekkür ederiz diyor. Keyifle dinledik. Sosyal güvenlik sistemlerinin ödeme finansman modellerinin. Siz aslında bu finans şeyinde de ilgili. Bu paradigmadaki değişimdeki yerini, varsa etkisini nasıl yorumlarsınız? Selamlarımla demiş Cerrahpaşa Hocam. Sağ olun. Zaten bu modele göre yani mümkün olduğu kadar yükler de azalacak teoride. Ve bunun ben yani buna yaklaştığımızı zaten hissediyorum. Örneğin yeni teknoloji cihazlarla, kendi alanımdan örnek vereyim, o detaylı biomarkerlara baktığımız zaman, ben bir göz tomografisini çok dikkatli bir şekilde okuduğum zaman o cihazın, o teknolojinin sağladığı detay sayesinde hangi ilacın daha uygun olacağını kestirebiliyorum. Bu sayede öteki ilacı deneyeyim. Bu süreçten bypass yaparak maddi olarak da bir kazanç sağlıyorum SGK'ya. Berşan Şen, sunum için teşekkürler. Gerçekten çok faydalıydı. Benim sorularım, kişiselleştirilmiş tıpta translasyonel yaklaşımlara ülkece ne kadar hazırız? Translasyonel tıpta paradigmaya uygun bir yönelim sağlanması için aşılması gerekenler nelerdir? Gelecekteki hekim adaylarını bu anlamda ne tavsiye edersiniz diye sormuş. Vallahi Ahmet Hocam, yani bu soruyu böyle hakkıyla cevaplayacak vaziyette kendimi hissetmiyorum. O yüzden arkadaş, doktor arkadaş beni mağdur görsün. Ama bu değişim süreçleri tıbbın farklı alanlarında farklı seviyelerde olabilir. O yüzden hani net bir şey söylemem veya doğru bir yönlendirme yapmam doğru olmaz. Kusuruma bakmasınlar. Bir yorum var hocam. CodeMix isimli şeyden, kullanıcı adından. Perinatolojik tanı ve muayeneler epey bir süredir yeni paradigmalara muhtaç durumda. Yeni teknolojilerin hızlı tıptaki etik ve erdemli yaklaşımı aynı hızda tetikleyemiyor maalesef. Doğruyu söyleyebilen olmanın zor olduğu günlerdeyiz demiş. Zeycan Kübra Cevval, ben radyoloji asistanıyım ve bizim alanda da imaging process çokça kullanılmaya başlandı. Bu konuda genellikle mühendislerle çalışılıyor ancak ulaşmak ve ortak bir kullanmak zor oluyor. Tıbbi biyoistatistik bölümleri bu konuda çalışmalar yapıyor mu diye burada Handan Hocam'a soruyor bu soruyu. Handan Hocam cevaplasın. Teşekkür ediyorum hocam. Tekrardan çok keyifli bir sunumdu. Çok önemli bir konu sizin de bahsettiğiniz gibi. Çok vaktinizi almadan hemen ben soruya cevap vereyim. Radyoloji tıpta görüntüleme ve görüntü analizlerinin doğal olarak yaptıkları iş gereği en yoğun kullanıldığı branştır. Ve şu an günümüzde bilgisayar mühendisleri, elektrik elektronik mühendisleri ve radyoloji uzmanları diyelim veya konuyla ilgili kişiler birlikte çeşitli projeler üretiyorlar, ama Zeycan'ın da bahsettiği gibi ara kesit elemanlar, yani her iki tarafı birbiriyle iyi anlayacak elemanlar çok mevcut olmadığı için çok ileri düzey projeler çıkmıyor. Bu amaçla yurt dışında özellikle özel ekipler oluşturuluyor. Bu ekipler yıllarca aynı konular üzerinde deneyim kazanıyor. Çünkü gerçek manada veri bilimi disiplinler arası bir bilimdir. Yani içinde kapsadığı alanların tamamı ayrı bir ana disiplindir. Bu disiplinleri bir kişinin bünyesinde tutması veya bir kişinin, birkaç kişinin öğrenmesi mümkün değildir. O yüzden bir ekip çalışması zorunludur, zaruridir. Bunun için de ekiplerin sürekli birlikte çalışması, birbirine bilgi aktarımında bulunması gerekir. Bizde de yani eğitim modelinde veya araştırma modelinde bu tip araştırma gruplarını oluşturmadığımız takdirde şu anki mevcut durumda olduğu gibi birbirini çok anlamayan ara kesit elemanlara ihtiyaç duyulan bir
alan olarak kalacaktır. Ama günümüzde biyoistatistikte bizler de bu tip çalışmalar içerisinde yer alıyoruz. Daha çok ara kesit elemanı olarak bizler görev alıyoruz. Her iki tarafı da anlayıp birbirine aktaracak şekilde bu tip çalışmalarımız mevcut. Ama en güzeli farklı disiplinlerin bir araya gelerek birlikte üzerinde yıllarca çalışabileceği çalışma grupları oluşturması. Teşekkür ederiz Hakan Hocam. İsa Badur, biraz yine biraz teğet aslında. İlaç keşfi öncesi hayvan deneylerinin varlığı ve özellikle psikiyatri alanındaki ilaçlarda sayısal değerlerin p küçük 0.05 olması doğru yoldayız anlamında mıdır? Psikiyatri yani ruhun ilaçla tedavi etme isteği ne derece tıbbidir, ne derece etiktir? Hocam bu konuda bahsederse sevinirim. Etikten geliyor bugün sorular. Evet, evet. Yani Ahmet Hocam, ben sadece şunu söyleyeyim. Tabii ben o yine aynı şekilde benim alanımın çok dışında olduğu için bir ruhun ilaçla tedavi edilmesini hani tartışacak seviyede değilim. O çok ayrı bir alan. Hani konusu da değil dışında belki. Kalıyor biraz. Ama sadece şunu söyleyebilirim. İlaç geliştirme süreçlerinde büyük bir sıkışma var. Yani krizin, model krizinin olduğu alanlardan bir tanesi de ilaç geliştirme süreçleridir. Bunlar hem çok yüksek maliyetli süreçlerdir, hem çok uzun zaman alan süreçlerdir. Burada yeniliğin gelmesi bir şekilde, yani ben problemin olduğu yeri söylüyorum. Yeni bir model önerim var mı bilemiyorum ama işte krizin olduğu yerlerde değişim daha ön planda olabilir. Bu bölgelere yenilikler gelebilir, gelecektir. Volkan Kara Hoca, söz alabilir miyim diye sormuş. Buyurun hocam. Çok teşekkürler. Hem çok kıymetli bilgiler, paylaşım, çok kıymetli yönetim için. Soruma kısmen yanıt aldım ben. Finansman modellerini sormaya çalışmıştım. Farklı bir düşüncem var. Güzel de bir ortam var. Belki tartışılabilir diye. 2000'li yıllarda tıbbın nereye gideceğini cerrahların, hekimlerin, sağlık çalışanlarının yetki, yetenek, becerileri kadar finansman modellerinin bu işe nasıl bakacağı, ne kadar destekleyeceğini konuşuyorduk. Şimdi çok güzel bir değişimden, paradigmadan bahsettiniz. Ben biraz farklı düşünüyorum sizden. Bu hastalık yoktur, hasta vardırın mass production'la işi ucuza getiren sağlık ödeme modellerinden işi biraz daha butik, biraz daha yüksek maliyetli, hekimlerin daha fazla zaman ayırdığı, kişilerle daha fazla ilgilendiği, dolayısıyla maliyetin arttığı bir yere gideceğini, gizli gizli de ödeme sistemlerinin bu konuda çok samimi davranmayacağını ya da istekli olmayacağı fikrindeyim ama çok ciddi bir birikiminiz var. Kişisel düşüncelerinizi duymak isterim Hakan Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Volkan Hocam. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Buradaki aslında bu kişiselleştirilmiş tıp yeni çıkmadı. Daha eskiden de vardı ama sizin dediğiniz gibi ekonomik finansal modeli uygun değildi. Ama şu anda ekonomik yani finansal modelini uygun hale getirecek bir teknolojik yapı geliyor. Ve pandemi bu yapının daha da hızlanmasını ortaya koydu. Tabii bu olur olmaz kendi görüşümdür. Yani belki başka bir bahara kalır bu değişimler ama şunu söylemek istiyorum hocam. Şimdi bir şu anda kullandığımız cep telefonunun siz de çok iyi biliyorsunuz. Bir sene sonra fiyatı neredeyse veya bırakın bir seneyi 4 ay sonra fiyatı yarısına düşecek. Eğer bu doğru şekilde giderse tele tıp uygulamaları veya yapay zeka uygulamaları hızlı bir şekilde ucuzlayacak. Yoksa bunun olmadığı bir ortamda sizin dediğiniz gibi iş daha pahalı, daha niş, daha butik işlere gidecektir. Orada tıp yürümez. Çünkü çok büyük bir insan grubunun tedaviye ihtiyacı var. Nüfus yaşlanıyor, hastalıklar artıyor, dejeneratif hastalıklar artıyor. Buradaki en önemli nokta teknolojinin ucuzlamasıdır. Volkan Hocam dediğiniz gibi eğer teknolojiyi ucuzlayıp doktorun hizmetine girmezse bu iş yatar. Sizin görüşlerinizi ben almak isterim. Ayrıca hani birebir olmasın ama ne düşünüyorsunuz bu cevaba Volkan Hocam?
Hocam çok teşekkürler. Çok keyifli bir noktaya getirdiniz işi. Şöyle belki bir örnekle yine tartışmayı şekillendirebiliriz sizin söylediğiniz minvalde. Örneğin telemedisinin bu süreçte nasıl pozisyon alacağını, geri ödeme sistemlerinin bunu bir hizmet olarak kabul edip faturalama kalemine yazmasıyla aslında biz yaptık. Bunun olabileceği yıllardır tartışılıyordu. Nerede tıkanıyordu? Ben buna fatura kesebilir miyim, faturalandırabilir miyim? Ne zaman ki sistem buna müsaade etti, iş kullanılmaya başlandı. Ama burada şöyle bir paradoks da ortaya çıkıyor. Telemedisinde işte dünyanın bir başka yerinde hiç görmediğiniz bir hekimden, burada da biliyorsunuz en fazla Hindistan'dan bu hizmet bekleniyor, çağrı merkezlerinde olduğu gibi. İş böyle bir mass production'ın yeni bir versiyonuna dönebileceği gibi, o sizin söylediğiniz hastalık yoktur, hasta vardır, merkezde insan vardır, Ayşe teyzenin hikayesi vardır, buna ihtiyaç vardır gibi ben insülini düzenleyecek kişiden biraz daha fazlayım denilecek bir beklentiye devrilebilir. Gerçekten merak ediyorum. Burada özellikle gelişmiş ve radikal net olan sistemlerde kişilerin beklentisinden öte finansman modelinin sizi yönlendirdiği, hastane size uygun gördüğü hizmet sınırlandırması devreye girir. Birleşik Devletler'de her istediğiniz ameliyat olamazsınız. Olmak isterseniz copayment yaparsınız biliyorsunuz. Hani o nedenle bu konuda arka plandan şeyin nasıl bir hissiyat içinde olduğunu araştırması daha derinliği olan sizden merak ettim. Yani finansman modelleri söylediğiniz gibi bu işte evet insan bizim için kıymetli mi diyecek, yoksa Birleşik Devletler'de de çok sık eleştirildiği gibi biz kârlılığa bakarız, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. İşte tedavi veya da sosyal beklentiyle ilgili biz rakamlar üzerinden süreci yürütürüz mü? Bilmiyorum. O tartışmak için de bu keyifli ortamları paylaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum Alaaddin'e. Sağ olun Volkan Hocam. Ben tarihten bir örnek vereyim. Milattan önce şeyden başlayan, pardon fizikten örnek vereyim. Bu daha güzel bir örnek. Kopernik'ten önceki yer modeli dedik ya, çok eskiden beri kullanılan. Aslında Kopernik'e gelmeden 1800 yıllarda Müslüman bilim adamları harika bir iş yaparak bu modeli geliştirmeye çalışmışlar. Ama maalesef işte o devrimsel süreç devam edip yeni bir bilim devrimi olmadığı için neredeyse 400 yıl sonraya kalmış bu iş. Sizin dediğinize gelince bu iş mutlaka olacak diye bir şey yok. Eğer yeterince kuvvetli ve yeterince donatılı bir şekilde, çok önemli dediğiniz gibi bu işin finansal boyutunun da olması lazım. Hekim boyutunun da olması lazım. Bunlar kuvvetli bir şekilde gelirse eğer yeni bir level'a çıkabiliriz, yeni bir seviyeye çıkabiliriz. Yoksa o paradigma gene kalır, gene değişmez. Yani aslında burada sürecin sancılı olması güzel bir şey. Bu değişimin yaklaşıyor olabileceğini de gösterebilir hocam. Hocam ben bir taraftan da soruları okumaya çalışıyorum. Biraz uzun bir soru var. İlker İnanç Balkan Hoca'dan, cerrahpaşa infeksiyondan. Daha iyimser bir soru, daha iyimser bir yaklaşım var. Akılcı antibiyotik yönetim programları, hayvanlarla paylaştığımız ekosistemin dinamiklerini önemseyen tek sağlık yaklaşımı, izlenebilir, ölçülebilir hastane infeksiyon kontrol programları, ilaç yan etki ve etkileşim programları, up-to-date gibi paradigma içi bütüncül klinik nosyon inşa eden, tıbbi hataları azaltan kanıta dayalı yaklaşımlar, geleneksel tıbbi yöntemlerin kanıta dayalı ve veri üretebilir olması, rehberlerde yer almaya başlaması. Beni tıbbın geleceği ve sağlık hakkında mahrum kişi ve grupların nitelikli sağlık hakkına erişimi konusunda büyük ölçüde iyimser kılıyor. Sizce paradigma değişimi sağlık hizmet sunumunda kalite ve adil paylaşımı ne yönde etkileyecektir? Valla başında yazdığı ifadeler mükemmel. Hani bir kitap bölümü gibi yazmış doktor arkadaş. Teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar dediğiniz gibi. Şimdi burada tabii o sürecin ne yöne evrileceğini bugünden söylemek gerçekten çok zor. Yani çok olumlu şeyler çıkacak, böyle her şey güzel olacak gibi anlatmadım ben. Nereye gideceğini bilemiyoruz ama bu modelin yavaş yavaş geldiğinden bahsetmeye çalıştım. Yoksa aslında hocamın o ilk paragrafta bahsettiği ifadeler benim anlattığım şeylere çok benziyor. Yani mümkün olduğu kadar kişisel yaklaşımlar ama bu bütüncülden holistik yaklaşım diyoruz biz ona. Ondan kopmayan, orada bir bütüncül yaklaşım da var. Antibiyotiğin doğaya
Yani tavuğa etkisini bile, suya karışmasını bile gözeten bir yaklaşım, mükemmel bir yaklaşım. Ama süreç nereye gider, buradan toplumsal ne kadar fayda çıkar onu bilemiyorum. Ama bu süreçler genellikle sancılı bir dönemden geçiyor. Teşekkür ederiz. Bir soruda bir öğrenci arkadaştan, Ayşe Rümeysa Özden. Bu sıralar tam da ihtiyacım olan türde bir konuymuş. Çok teşekkür ederim demiş. Sizin bahsettiğiniz biomarkerlar, telitip ya da başka türden yeni paradigma değişimine neden olabileceğini düşündüğünüz şeyler de eski paradigma dahilinde ve onun imkanlarıyla o paradigma içinde yetişmiş insanlar tarafından geliştiriliyor. Bu durumda yeni geliştirilenler eskinin izini taşıdığından kısıtlayıcı olur mu? Yoksa eskinin üzerine eklenerek gelişmiş ve yeniden doğmuş mu olur? Biz hekim adayları olarak henüz öğrenim sürecinde yanlış olduğunu hissettiğimiz paradigma öğelerinin, bu doğru bir tanımı bilmiyorum diye parantez düşmüş, kısıtlayıcı etkisinden zihnimizi nasıl kurtarabiliriz? Bilim felsefesi okumak, bu kısıtlamadan kendimizi kurtarmak ve daha açık bakışlı olabilmek için bir yol mudur mesela? Başka önerileriniz var mıdır? Bu soruyu zaten Ahmet Hocam, yani 70 yaşında, 80 yaşında, efendim? Dert edinen sorar mı? Aynen, bu soruyu en güzel şekilde bu şekilde bir öğrenci sorabilirdi. Canı gönülden kutluyorum. Çünkü şu anda doktor arkadaşımızın beyni maalesef yani bunu dikkatli kullanmak lazım. Benimki gibi böyle 20 yıldan 30 yıldan beri aynı formatta doldurulmadı. O farklı bakabiliyor. Bakabildiği için bu soruyu bence güzel bir şekilde sordu. Birinci aşaması bu yapılan yeni teknolojiler, yani eski paradigmanın ürettiği teknolojileri kullanmak mühim değil. Orada başka bir fikir çıkarabilmek önemli. Yani o her zaman doğru değil. Yani eski paradigma ürettiği için o teknoloji yeni bir paradigmaya, yeni bir yaklaşıma yol açmayacak, o doğru değil. Açabilir. Burada önemli olan o teknolojiden ziyade kişinin, doktor arkadaşın dediği gibi farklı bakabilmesi. Bu açıdan önemli nokta şudur. Bir insan ne kadar genç bir şekilde, yani bilgisi ne kadar safken, formatlanmamışken beyni, öyle anlatayım, formatlanmamışken beyni çok fazla bilgiye sahipse o kişi şey yapabilir, bu level'a ulaşabilir. Örneğin Einstein bu teoremlerini yazdığında 20-25 yaşındaydı. Birçok kişi bunu bilmez. Şey zanneder, 50 yaşında değil efendim, Einstein'ın Annus Minervalis, yani efsane yılları, böyle çatır çatır dünyayı değiştiren yayınlarını yazdığı yıllarındaki yaşı 25 falandır. 30'dur, bilemiyorum. Tam, yani 30 üstü değildir. Newton'un bunları ürettiği yaşlar 20'dir, 25'tir. Aynı şekilde Keynes'in bu teoriyi ortaya çıkardığı yaşlar 40 yaşı öncesidir. 30'lu yaşlardır ama uygulaması sonra ortaya çıkmıştır. Burada farklı düşünmek önemlidir. Farklı düşünebilmek önemlidir. Farklı düşünebilmenin en önemli yolu, bakın bu akşam ben çok mutluyum. Çünkü sizlerden gelen geri dönüşüm bende fikirler uçuşturuyor. Bu bir fikir beslenmesidir. Bu ne kadar bunu çok yapabilirsek bu o kadar değerlidir. Yalnız felsefe okumakla olmaz. O da tabii ki bir veya felsefik yaklaşım getirmekle olmaz. Ama bu konneksiyonlar ne kadar çok artarsa, ben bunlara kaliteli iletişim diyorum. Yani benim koyduğum bir isim değil. Hatta Ahmet Hocam, Ali İhsan Hocam, bu pandemi döneminin getirdiği süreç bir avantaj haline gelebilir mi diye düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Şimdi biz her akşam, Ahmet Hocam bilir, ben şu anda bu akşam 3. toplantıyı yapıyorum. Saat 7'den beri 3. toplantı, en keyif aldığım da bu. İşin için burada bir etkileşim var. Doktor hanımın bana sorduğu soru bir şeyler uçuşturuyor. Bu paylaşım çok değerlidir. Belki de pandemi döneminde bu paylaşımlar artıyor olabilir. Belki de azalıyor olabilir. Burada kalite önemli. Yani sadece nitelik değil, nicelik değil. Yani çok webinar yapıyoruz. Tamam, her gün bir oturum, her gün bir oturum. Ama burada bunun sayısının artması bizde bir takım uçuşmalar yol açacak. Mesela bakın, iki soru evvelki doktor arkadaşın sorusu bende bir takım fikirler oluşturdu. Yani bu pandemi paradigma değişimi nasıl holistik yaklaşımla entegre edilebilir? Yani benim kullandığım antibiyotiğin
çevreye zararı, suya zararını benim de düşünmem lazım. Bunu nasıl? Bu çok değerli bir şey. Ben hiç bu boyutundan bakmamıştım. Yani 5 yıldır anlatıyorum. O fikir belki de bende bir şey yol açacak veya belki de benim fikrim az evvelki soruyu soran öğrenci arkadaşa bir şey açacak. O yüzden bu kaliteli gruplar, bunların yaptığı paylaşımlar çok değerli. Kusura bakmayın, soruyu biraz dağıtmış olabilirim ama hani fırsat bulmuşken buna da girmek istedim. Bu sürecin neye doğru gideceğini, yani daha kaliteli paylaşımlara mı yol açacak? Yoksa paylaşımların kalitesi düşüyor, webinarlar hiçbir zaman yüz yüze gibi değil. Onu bilemiyorum nereye gideceğini. Evet, ya sorular devam ediyor hocam. Katkı tarzında diyelim bu. Yalçın İşcan, Batman Dünya Hastanesi'nde arkadaşımız olur. Güzel sunumunuz için teşekkür ederim demiş. O da göz doktoru. 4 mühendis arkadaşla yaptığımız yapay zeka projemiz mevcut. Bu konuda bir yıllık kısa bir tecrübem oluştu. Bu tecrübeye dayanarak zihnimizi yeni keşiflere bizi sürükleyen en önemli faktörlerden birinin farklı branşlardan arkadaşlar da bu tarz oluşumlara gitmek olduğunu düşünüyorum. Bu dönemde çok farklı açılımlarda bulunduk ve bu projeden sonra 2 tane proje daha ortaya çıkarıp Teknokent'te bir laboratuvar kurduk. Hasılı kelam mühendislerle ve yazılımcılarla daha çok bir arada bulunup çok farklı açılımlar yapabiliriz diye düşünüyorum demiş. Bir soru var Ebu Bekir Server. Sunumunuz için teşekkür ederim. Yeni paradigmanın getireceği teknolojik imkanlar hekimleri hastanelerden bağımsızlaştırır mı? Orta yakın gelecekte bu durum öngörülüyor mu? Hocam onu öngöremiyorum, bilemiyorum yani. O çok zor bir soru ama gerçekten hekim sorunları çok ön planda şu anda. Bizde bir sürü sorunlarımız var. Hani bu noktadan bakarak sorunları çözer mi? Çok iyimser değilim. Evet, öğrenci arkadaş cevabınız için teşekkür etmiş ve son soru da az öncekiydi. Başka söz almak isteyen varsa son sözleri verip programı kapatalım. Ahmet Hocam ben çok konuştum. Ali İhsan Hocam'dan bir şeyler dinleyelim isterseniz. Ben hocam sizi de görmüyorum. Ben susayım artık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben tıp eğitimi doktorasında Volkan'la beraber sınıf aynı yerdeyiz. Doktora programı tez yapıyoruz. Profesyonellik üzerinde tez yapmaya çalışıyorum. Profesyonelliğin ölçülmesiyle ilgili. Şimdi bu Amerika'da bu Flexner dönemi 1910 yılında biyomedikal dönem başlamıştı. Yani tıpta. Daha sonra bu hep biyomedikal işte bunun psikolojik ve sosyal yönü olmadı. Daha sonra işte bu 1947-50'lerde şey başladı, biyomedikal psikososyal bakış açısı. Şimdi yeniden o psikososyal tarafı sanki azalıyor. Burada adına ne koyalım? Biyomedikal ve bilgisayar çağı mı veya yazılım çağı mı? Nereye gidiyoruz diye fikirler uçuştu aklımda sizi dinlerken. Ben teşekkür ediyorum. Çok zevkli bir toplantıydı. Çok teşekkür ederim. Sağ ol hocam. Evet. Başka soru yoksa programı kapatalım. Teşekkürler çok oldu ama tekrar son kapatırken yine ben de teşekkür ediyorum hocam. Sağ ol. Gün içindeki dinaminiziniz akşam bu saatine kadar sürdü. Hep Hakan Hocam'ın şeyi vardır sözü. Yani klinikte ana bilim dalı başkanıdır ama bir görevleri de dağıtır ama diğer taraftan da asistanlara örnek olmalıyız üzerinden. Hep çalışma üzerinden örnek olur ve o şekilde böyle yolumuzu açar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki toplantıda buluşmak üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar, çok teşekkür ederim. Sağ olun Ahmet Hocam, sağ olun İhsan Hocam. İyi akşamlar herkese, teşekkürler tekrar hocam. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.